Siyaset gündeminde bir tartışma var. Başkan Erdoğan'ın 2023'teki adaylığı ile ilgili eski meclis başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'ten de konuya dair mesajlar var. Yayınımıza katıldı Cemil Çiçek ve Sayın Erdoğan 2023'te hukuken aday olabilir dedi ve ekledi. Paylaşalım. 2007'deki 367 krizinin mimarı ve E-Muhtara'ya giden sürecin hazırlanmasında öncülük eden Yargıtay Onursal Başkanı Sabih Kanadoğlu, 2023 seçimleri öncesi yeniden devreye girdi. Erdoğan'ın referanduma gitmeden aday olamayacağını ve referandumun da gündemde olmadığını söyleyen Sabih Kanadoğlu, Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması mümkün değil dedi. Geçmişte olduğu gibi bugün de siyasi istikrarı hedef alan Kanadoğlu'nun açıklamalarına eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek tepki gösterdi. A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Çiçek, Sayın Erdoğan hukuken aday olabilir dedi. Başlatılan tartışma hukuki değil siyasidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir sistem. Sayın Erdoğan'ın 2023'te veya daha önce yapılacak bir seçimde aday olmasına hukuken bir engel yoktur. Cemil Çiçek tartışmaların yıpratıcı olduğunu söyledi. Kararı verecek olanın YSK olduğunu belirtti. Zamanı gelmeden tartışma başlatmak kurumları ve şahısları yıpratır. Bu doğru değildir. Kararı verecek olan tartışmaları yapan değil, Yüksek Seçim Kurulu'dur.